Merhabalar, ben Sema. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlamış olduğunuz üzere bir fondöten incelemesinde bulunacağım. Cildim şu anda biraz kızarık, bıyıklarımı falan aldım, kaşlarımı falan. O yüzden cildim birazcık kızarık. O yüzden çok uzatmıyorum lafı, hemen fondötenimizi incelemeye başlayalım. Normalde biliyorsunuz ki ben daha öncelerinde Farmasi'nin birkaç fondötenini daha incelemiştim. BB krem, CC krem vesaire hepsini incelemiştim. Kanalımda hepsinin videosu var. En son VFX Pro isimli fondötenini incelemiştim. Onun incelemesini buraya bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi bugünkü inceleyeceğimiz fondötenden kısaca bahsetmek istiyorum. Farmasi'nin bu son çıkarmış olduğu, sanırım son çıkarmış olduğu serum fondöteni. Ben bundan önce hiç kullanmadım. İlk defa kullanacağım. Açıkçası çok merak ettiğim bir üründü. Böyle serum fondötenleri çok seviyorum. Böyle bir tane daha serum fondöten var. Farklı bir markanın. Fondöteni 30 ml içeriği var. Şu şekilde bir serum şeklinde geliyor size. Şu saçlarımı ben bir toplayayım mı? Bu fondöten incelemesi yapacağım için saçlarım açık olduğu zaman çok rahatsız hissediyorum kendimi. O yüzden hemen şöyle bir topladım. Fondöten incelemesine başlayalım. Benim cildim ben öncesinde temizleyip güzelce nemlendirdim. Benim cildim karma ve yağlı daha çok. Öyle söyleyeyim. Yani karmadan yağlıya dönük bir cildim var. Böyle çok hassas bir cilde sahibim. Öyle kolay kolay çok fazla fondöten kullanabilen ya da fondöteni günlük hayatımda çok sık kullanabilen bir insan değilim. Dönem dönem ben de kullanıyorum tabii ki ihtiyaç duyduğum zaman. O yüzden de böyle gerçekten sevdiğim ve beğendiğim fondötenleri kullanmaya özen gösteriyorum. Bunu da deneyimleme şansım oldu. Yani birkaç kez kullandım ve bu videoyu biraz fikir edinmek amacıyla kullandım. Fondöteni şu şekilde hemen açıyorum. Şöyle, hatta size şöyle göstereyim. Böyle serum gibi, böyle damlacık şeklinde akışkan bir formu var. Böyle çok, şöyle göstereceğim. Bakın bu şekilde akışkan bir formu var. Yani bıraktığınız yerde su gibi böyle su bazlı akışkan bir ürün. Şu şekilde cildime bu kadar yerleştiriyorum. Fırçayla uygulayacağım. Süngerle uyguladığınız zaman zaten çok ince yapılı bir fondöten olduğu için kapatıcılığı hiç olmuyor. Yani ortadan bile az oluyor. Ama fırçayla uyguladığınız zaman kapatıcılığı bence benim için yeterli oluyor. Bu fondötenin şu şekilde bir özelliğini seviyorum. Orta kapatıcılıkta bir ürün. Yani böyle cildinizde güzelce yedirdiğiniz zaman orta seviyede bir kapatıcılığı var. Hani günlük için gayet ideal bir kapatıcılığı var. Ama mesela bu ürünü çok seviyorsunuz. Gece de kullanmak istiyorsunuz. Ama hani böyle yoğun bir kapatıcı olsun, tüm kusurlarımı kapatsın diye düşünürseniz eğer, bunu böyle kat kat uygulayabiliyorsunuz. Çok çabuk sabitleniyor çünkü. Güzel bir ürün. Yani ben çok beğendim. Göstermem gerekirse bayağı bütün kusurlarımı şu anda izledi. Yani ekstradan böyle katman katman uygulamama gerek kalmadı benim. Ama hani dediğim gibi böyle cildinizde çok fazla kusur varsa, aşırı kusur varsa, ama hani çok ağır da bir ürün kullanmak istemiyorsanız bunu bu şekilde yoğunluğunu arttırmak istediğiniz bölgelerde ekstradan kullanabilirsiniz. Bir de bunu fırçayla uyguladığınız zaman böyle tadından yenmiyor. Çok güzel bir fondöten oluyor açıkçası. Bunu şöyle söylemem gerekirse kalıcılık yönünden de test edelim. Akşama kadar hani cildimde bir kalsın, bakalım sonucu ne olacak 5-6 saat sonrasında. Ben daha önceden kullandığım için hani az buçuk neyle karşılaşacağımı biliyorum. Şöyle göstermem gerekirse cildimi çok güzel bütünleşti. Yani ben şu anda bu cilde her yere gidebilirim. Çünkü yani çok fazla insanların gözüne böyle batabilecek bir kusurum yok. Mesela şuramda bir tane sivilce var, şurada var, bir de şuramda var. Onun dışında şurada var. Onların dışında şu an cildimde hiçbir kusur görmüyorum ben aynaya baktığım zaman. Bu arada dün yani saçımı yıkadım ama böyle saçımda bir ağırlık var, anlamadım. Yani tam video çekeceğim güne mi denk geldi? Bu yüzden kusura bakmayın gerçekten. Bugün saçlarım biraz özensiz gibi durabilir. Şöyle toplayayım bari. Fondötenin duruşunu görüyorsunuz. Gayet sağlıklı, gayet böyle hoş duruyor. Özellikle şöyle ıslak ıslak bir görüntüsü var. Onu çok seviyorum. Böyle ellediğiniz zaman elinize transfer olmuyor. Normalde hani sabitlemeden bazı fondötenler transfer olur. Bu o şekilde ellediğiniz zaman hani çok fazla elinize transfer olmuyor. Biraz oluyor ama hani
o kadar çok olmuyor. Bu serum fondöteni özellikle şu şekilde. Akışkan bir yapısı var. Dediğim gibi cildinize uyguladığınız zaman çok hoş bir görüntü bırakıyor. Çok sağlıklı bir görüntü bırakıyor. Orta kapatıcılıkta böyle kullandıkça üst üste kullanarak kapatıcılığını her halükarda arttırabileceğiniz bir ürün bence. Çünkü öyle çok ağır, yani ciltte ben fondötenim gibi durmuyor. Daha sağlıklı duruyor. Özellikle bu BB krem tarzı ürünler nasıl duruyorsa o şekilde duruyor. Ağırlık yapmıyor. O özelliğini çok seviyorum. Gözeneklerime hiçbir şekilde dolmadı. Normalde ben VFX Pro isimli fondötenini kullanırken çok fazla gözeneklerime doluyordu. Özellikle burun çevresinde. Bunda öyle bir şikayetim yok. Bendeki rengi hemen söylüyorum. 04 numarasıymış. Şimdi şöyle bir şey. Ben aldığım hesabı buraya etiketleyeceğim. Aşağıya linkini de bırakacağım. Aşağıya bazen böyle yorumlar geliyor. İşte bu ürünü şu fiyata ben temin ediyorum. İşte benim kanalıma ya da işte her neyse Instagram'a beni takip edin. Üye yapalım. Bilmem ne yapalım falan filan diye yazıyorsunuz. Lütfen emeğe birazcık saygı gösterin. Kendi reklamınızı burada yapmayın. Çünkü ben öyle gördüğüm zaman kaldırıyorum. Bu videonun dediğim gibi sponsoru değil ama hani gönderen kişisi Farmasi Emine Kızıltan. Buraya hemen yazıyorum hesabını. Hesabını yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. İletişime geçebilirsiniz. Gerçekten çok seveceğim bir kadın. Böylesine çok ilgileniyor. Özellikle benimle çok ilgilendi. Bu fondötende çok merak ettiğimi ve YouTube videosu çekmek istediğimi söylediğim için gönderdi tabii ki. Ben ona sadece şey dedim. Hani bu ara çok bronzlaştım. Yani şu bronzlaşmış halim. Biraz tenim yine açılmaya başladı ama hani bronzlaştığım için dedim hani bir tık böyle koyu olsun, sarı alt tonlu olsun, tenime güzel gitsin dedim. Hani öyle çok da bronz değilim, hani kumral tonlarında olsun dedim ve bana 04 numarasını gönderdi. Cüp diye de oldu. Gerçekten yani hiçbir şekilde sırıtmıyor şu an cildimde. Benim mesela her yerim yanar ama şu boynumun şu kısmı asla yanmaz. Ne yaparsam yapayım. O yüzden bir saattir buraya da geçiyorum fondöteni. Onun dışında mesela buramla yüzüm gayet ikisi de eşit durumda. Arayı da bu şekilde fondötenin kalan ürünüyle geçtiğim zaman arada hiçbir fark olmuyor. Yani ten olarak gayet şu anda cildime tam oturuyor. Yani 04 numarası şu şekilde. Buğday tenliyseniz ya da böyle hafif beyazdan renginiz bir tık böyle güneşli kırıldıysa 04 numarasını alabilirsiniz. Bu fondötenin başka numaraları da vardır mutlaka ama dediğim gibi ben şu an sadece 04 numarasını kullandım ve deneyimledim. Çünkü bazen işte benim tenime hangisi olur diye de soruyorsunuz. Ben sizin teninizi görmeden ya da ben sizin anlattığınız kadar farmasi ürünleri detaylı bilmediğim için direkt farmasi danışmanına sormanız çok daha mantıklı ve çok daha sağlıklı olabilir. Şimdi ben hemen böyle günlük bir makyaj yapıyorum. Geleceğim, ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi hızlıca yapayım geleyim. Bir güncelleme yapmaya geldim. Kullandığım ürünleri zaten görüyorsunuz. Pudra olarak Farmasi'nin bu transparan pudrasını kullandım. Kaş sabitleyicisi olarak da yine Farmasi'nin bu kaş maskarasını kullandım. Bendeki rengi Rush Brown'muş. En koyu rengi olması gerekiyordu. Onun dışında kapatıcı olarak farklı markaları kullandım. O yüzden onları göstermeyeceğim. Bu video sadece Farmasi'ye özgü bir video olsun istiyorum. Yine Farmasi'nin şöyle bir ürünü var. Bunu da yeni deneyimliyorum. Bu da şöyle göstermem gerekirse dış ambalajı bu şekilde. Farmasi'nin üçlü bir paleti. Bronzer, allık ve aydınlatıcı paleti. Şöyle renklerini size göstereyim. Allık rengi biraz soft kalıyor. Yani çok açık tenliyseniz çok hoş durabilir. Ama böyle çok esmere yakın bir teniniz varsa bu renk size biraz açık kalabilir. Yani çok belli olmayabilir ama dediğim gibi beyaz tenliyseniz bu renk size çok hoş durabilir. Gerçekten çok güzel durabilir.
Aydınlatıcısı ise biraz böyle şampanya tonuna, yani biraz sarı alt tonlu bir ürün. Şöyle göstermem gerekirse, hatta şöyle size göstereyim. Bakın, biraz sarı alt tonlu bir ürün. Cildinize sürdüğünüz zaman sarı sarı yansımaları var. Ben böyle aydınlatıcıları pek sevmiyorum açıkçası. Çok güzel duruyor. Gerçekten çok hoş duruyor ama dediğim gibi ben kendimde bu tarz aydınlatıcıları sevmediğim için bunu çok fazla sevemedim aydınlatıcısını. Biraz daha böyle şampanya tonunda olmuş olsaydı çok hoşuma gidebilirdi. Ama şu bronzer'ı gerçekten efsane. Yani şu an görüyorsunuz cildimde duruşunu. Gerçekten çok beğendim ve zaten sırf şu bronzer rengi için bile alınır bu palet. Dermacy'nin aldıklarından şöyle 02 numarasını kullanıyorum. Bu da mesela bu paletteki renkten bir tık daha koyu. Şöyle göstermem gerekirse arasındaki farkı görüyorsunuz. O yüzden mesela bu esmerseniz sizde çok hoş durabilir. Çok beğeniyorum ben bunu. Şöyle hemen fırçamı alıyorum. Ve aşırı doğal. Yani o kadar doğal ki. Allık sürmüş müsünüz, sürmemiş misiniz? Gerçekten hiç belli olmuyor. Bir eyeliner çekelim. O da yine Farmasi'nin bir eyeliner'ı. Bunu da yine denemem için göndermişti. Bu da 01 numaralı Deep Look eyeliner'ıymış. Çok ince bir ucu var. Gerçekten o kadar ince ki şöyle göstereyim. Bakın. Bayağı ince bir ucu var. Yani sürümü gayet rahat ve kolay görüyorsunuz. Uygulaması çok rahat ve kolay. O yüzden çok beğendim bu ürünü. Bitirdim ve geldim. Görmüş olduğunuz gibi günlük her zaman kullanabileceğimiz sıradan bir makyaj. Fakat kullandığımız ürünlerin hepsi yeni olduğu için bugün sizlere bunları anlatmak istedim. Ben şimdi gidiyorum. 5-6 saat sonra tekrar geleceğim ve fondötenin son duruşunu falan göstereceğim. Ondan sonra videoyu kapatacağız. Şimdi gidiyorum. 5-6 saat sonra görüşürüz. Saatime bakıyorum ve saatimiz 4'e geliyor. Ben bu videoyu çekmeye başladığım zaman saat 11.30-12 gibiydi. Üzerinden bayağı zaman geçti. Evde bayağı işlerimi hallettim ve geldim. Rujumu falan hatta değiştirdim. Çünkü önceki ruju çıkarmıştım iş yaparken hani çok fazla sağa sola bulaşmasın diye. Öyle yani şimdi fondöten hakkında son düşüncelerimi, son görüşlerimi aktaracağım ve gideceğim. Şimdi ilk önce hemen şöyle bir yakından bakıyorum. Söylemem gerekirse asla ve asla gözeneklerime dolmamış. Yani gözenek problemi yaşayan insanlardansanız, böyle gözeneklerinize ürünler çok fazla doluyorsa bu fondöten asla ve asla dolmamış. Ben böyle dokunduğum zaman biraz nemli bir bitişi var, öyle söyleyeyim. Daha böyle ıslak bir bitişi var. Açıkçası rahatsız ediyor mu derseniz hayır. Beni şu an hiçbir şekilde rahatsız etmiyor bu görüntü. Yani şöyle aynaya baktığım zaman kesinlikle rahatsız olmuyorum. Siz kamerada ne görüyorsunuz şu an bilmiyorum ama ben şu anki aynadaki görüntüden hiç rahatsız değilim. Kalıcılık olarak çok iyi. Dediğim gibi hiçbir yere bulaşma vesaire yapmıyor. Hem böyle karma hem yağlı hem de normal ciltlerde çok rahatlıkla kullanılabilecek bir fondöten. Özellikle kuru ciltlerin bunu çok seveceğini düşünüyorum. Çünkü nemli bir bitişi var. Yani demem o ki başarılı bir fondöten almak isterseniz, denemek isterseniz Instagram adresini buraya bırakıyorum. Oradan iletişime geçip ulaşabilirsiniz kendisine. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.